geldiniz. Merhaba yepyeni bir hafta. Cem beraber yine HT Spor gündemde karşınızdayız abi. Merhaba iyi haftalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Hafta sonu Trakya ellerinde mi geçti gene? Evet Trakya dedik yani. Hep Trakya. ne zaman bitecek Trakya? Bitti de işte makyaj işler kaldı. Onlarla uğraşıp duruyoruz. Ayet bitmiyor işte. Şeyde tarım alanında toprakta iş bitmez. Bitin. Öyleymiş. Öğrendik. Bitin. Öyleymiş yani. Yağmur yağıyor bir şey, bir şey oluyor. Güneş açıyor bir başka şey oluyor. Oraya bir şey oluyor, buraya bir şey oluyor. Bitmiyor. Bir de bitmesin ya. Yani çalışmanın kendisi kıymetli. Bizim ekran... Sana ekran... Şenol Güneş ne demiş? Nerede? Daha çok çalışmamız lazım demiş. Abdullah Avcı için de geçerliydi o. Onun da daha çok çalışması lazım. Herkes için çok çalışmak gerekiyor. Ama Sporting Goller'e de çalıştık. Evet işte çalıştınız ama çözemediniz. Yani çalışmadan olmuyor. Öyle bir anlatı var. Çalışmadan kazanıyorlar filan. Ya da kötü oynarken de kazanıyorlardı kötü. ama kazanamadılar. Gördüğün gibi her zaman olmuyor Peki demek Peki bu hafta sonu aslında 1-0'ın tehlikesiz bir skor olduğunu ortaya çıkartmadı mı? 0-0, 1-0, 4-1, <laughs> 3-1 hepsi bunlar tehlikeli skorlarmış. Yani sen oyunu oynayamayınca her skor tehlikeli oluyor. Fark etmiyor. 2-0? 2-0 tehlikeli, 3-0 tehlikeli, 3-1 tehlikeli, 1-0 tehlikeli. <laughs> Hepsi tehlikeli yani. Biraz senin oynamanla ilgili meseleler bunlar. Peki. Tekrar merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Klasik bakalım. 8. hafta Milli Takım arasına girdik. Çocuklar bir de Milli Takım'ın e, kadrosunu da arkaya hazırlarsanız sevinirim. Arkadaşlar Galatasaray Alanyaspor karşılaşması ve Beşiktaş Antep deplasmanıyla tamamlanan 8. haftanın sonuçları puan cetveli şöyle bir bakalım. Milli takımımızın da hem kadro hem fikstürü gelsin önümüzdeki maçlar. Rize 2 Antalya 1 Kasımpaşa 0 Bodrum 0 Göztepe 3 Sivas 2 Hatay 1, Trabzon 1, Başakşehir 1, Kayseri 1, Konya 2, Eyüp 1, Demirspor 1, Samsun 3, Galatasaray 1, Alanya Spor 0 ve Gaziantep 1, Beşiktaş 1. Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftanın zirvesinde 8 maç oynayıp 22 puan toplayan Galatasaray var. Galatasaray 18 puanla Samsun Spor takip ediyor. Beşiktaş 7 maç 17 puanda. Yine 7 maçlı takımlardan Fenerbahçe 16, Başakşehir 14 puanda Göztepe 12 Eyüp 8 maç 12 puanda, Konya 8 maç 11, Bodrum 8 maç 10, Trabzon 7 maç 9 puana gelmiş vaziyette. Alanya, e, Kasımpaşa, Sivas, Antalya, Rize 8'er maçta 9, 8, 8, 8, 8, 7 puan toplamış vaziyetler. Gaziantep dün akşam 7 maçta 5 puan yaptı. Kayseri önceki akşam 7 maçta 4 puan yaptı. Hatay 7 maçta 3 puan ve Demirspor 1 puan 8 maçta. Antep, Kayseri ve Hatay'ın e, bu haftayı bir birle geçtiğini, beraberliklerle geçtiğini ve beraberlikleri de Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon gibi 3 tane şampiyon olmuş takıma karşı aldıklarının altını çizelim ve dönelim. Milli takım bu haftamız başlıyor. Takım bugün itibariyle toplanacak. Yanılmıyorsam 17 olsa gerek. Hemen verelim milli takımı da. 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile sonrasında ise 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'da ee, karşılaşacak. Ruslar Ligi maçları için karşılaşacak. Milli takımımızın aday kadrosu şöyle. E, Perşembe günü açıklandı yanılmıyorsam. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengez arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı, Ferdi, Samet, Merih, Mert, Zeki, Eren, Emirhan, Topçu. Kaan Ayhan, Hakan, İsmail Yüksek, Okay, Orkun, Atakan Karazor ilk defa Stuttgart 27 koyunca girdi mil takıma. Arda Güler, Kerem, Kenan Yıldız, Barış Alper, Semih Kılıçsoy, İrfan Can Kahveci, Bertu Yıldırım, Yunus Akgün ve Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu gene gol attı. Ee, ve tarihinin biraz da soruşturduk. İlk amilli olan oyuncusu imiş Ahmet Kutucu. Onun da altını çizelim. Soru, yorum, görüş ve bekliyoruz. Ee, milli Takım Kadrosu'na önümüzdeki dakikalarda bir kere daha döneriz. Çünkü orada... Cem abiye Samet Akaydın türü, Semih türü soracağım oyuncular söz konusu olacak. Milli takım dönüşünde ise e, sevgili dostlar 19 Ekim Cumartesi günü başlıyor maçlar. Orada Kayseri, Gaziantep 13.30'da, Trabzon, Başakşehir 16'da, e, Eyüp, Göztepe ile Antalya, Galatasaray 19'da oynuyorlar. 20 Ekim Pazar günü 13.30'da Sivas, Hatay 16 Beşiktaş, Konya 19 Alanya, Kasımpaşa yine 19 Samsun, Fenerbahçe ve 21 Ekim Pazartesi Bodrum, Rize maçıyla Demirspor'un bay olduğu haftada 21 Ekim'de gündem sona ermiş olacak dedikten sonra. Cem abi senle şeyle başlayayım. Hem Galatasaray'ın Beşiktaş Perşembe gecesi başlayayım. Çünkü Cuma günü yayında yoktun. Hatıranda hafızanda kaldığı kadarıyla izlediğin kadar Çünkü çok maç izliyoruz. Kafa gidebiliyor. Galatasaray-RFS maçıyla başlayalım. Oradan buraya getirelim. Yani Galatasaray yani öne geçti oyunu tutardı tutmazdı diye tartışmaları yapıldı. Dediler ki omurgası eksikti. İşte Davinson'uydu. Torreira'sı olmayınca böyle oluyor. Osimhen sakatlanınca şöyle oluyor. Yani oyun böyle olmamalı bir kere. Yani kimle oynarsan oyna e, oyunu başından sonuna tutabilmelisin. Zor bir şey söylüyorum tabii ki. Yani bazı e, antrenman gediklisi oyuncularla çok antrenman yapmış oyuncularla daha az maça çıkmış ve daha az antrenman yapmış oyuncularla aynı performansı bekleyemezsin ama işte kulüp kültürü dayanıklılık e, gelenlerin yani yerine oynayanların bir öncekilerin ek, e, hallettiklerini belki halledemeyecekler ama onlarla da başka bir şey yapabilmenin taşlarını döşemiş olmalı teknik ekip teknik direktör bizde olmuyor. E biraz zaman geçiyor son şeyden şikayet ediyor yani bu bunu çok maç oynamaya bağlıyorlar diyorlar ki çok maç e, yaptı şey e, takım Dolayısıyla yoruldu e, devamında şu 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 oyuncular rotasyona sokmuş olmanın dezavantajlarını yaşadı e, ya futbolda böyle şeyler oluyor Ek, ekstrem bulduğumuz uç bulduğumuz bazı sonuçları alıyor futbol takımları e, Mesele bunu tamamını erdirebilmek, e, sürdürebilmek. Bundan sonrakilerde bu açığı kapatma fırsatı tanıyor oyun insanı. Galatasaray bunu kapatabilir diye düşünüyorum. Ama Kasımpaşa üstü RFS gelince bütün taraftarlar Alanya maçına böyle bir tedirginlikle korkuyla bakmaya başladılar. E orası da aslında tedirginliği giderecek çok şey olmadı. Yani o da sınırda gitti maç. Çünkü o tip maçlarda hani 1-0 da tehlikeli skordur. Ha? Yani sadece 2-0 değil yani. Yani orada girdiği pozisyon gol olsa belki hani vara gidecekler, pozisyonu inceleyecekler. Hani Mustara'nın e, sarı kartla cezalandırıldığı pozisyon. E, ama işte bu verilerin anlattığı şey oluyor. Hani kalecinin hiç top kurtarmamış oluyor. Ama bir tane gelir atar ve maç öyle sonuçlanabilirdi. de. Bazen oyunun bir bölümünü kaybediyorsun. O da sıkıntı olabilir. Ama zaten oyun aslında kaygıyla baş etme oyunu da. Hayatımız gibi yani. Yani diyorsun ya iş hiç, ne zaman bitecek? Bitmiyor iş yani. Orada da bitmiyor. Futbolda da bitmiyor. Hiçbir yerde bitmiyor. Burada da bitmiyor. burada da bitmiyor. Yani sürekli bir yeni cümle bulma, yeni ke kelime arama, işte başka bir yerden düşünmeye gayret etme. Ee, evet futbol şey diyor. Hayata hazırlıklı ol da diyor. Kaygılan da diyor. Yani en güçsüz gördüğüm bile ayağına dolanabilir sana sıkıntı çıkartabilir diyor. Kimseyi güçsüz görme diyor. İşte RFS öyleydi, değil mi? Yani, yani güçsüz böyle, görme diyor yani. Hiç böyle bizim kahraman bakkal süpermarkete karşı tadında böyle bir e, süpermarketimiz olmayacak mı? O, o kahraman bakkalı böyle yukarıdan e, bakacak mı? oynarsın da yani? o zaman işte oyun da çekici olmuyor. Yani senin dediğin gibi olunca da yani hep yukarıdan aşağı bakalım oyun da çekici olmuyor. Yani orada Bayern Münih'e, City'ye, Barcelona'ya, Real Madrid'e zorluk çıkartan birisi olacak ki onu izleyeceksin. Yani oyun böyle bir şey. Yani bir şeydir bizim ile tavşanın hikayesi. Uyuma diyor tavşana yani. Hani koşuyorlar diyor onlar. Niye koştuklar, niye onlar birbirleriyle yarışmaya kalktılar anlamadım o fablda. Tavşanla kaplumbağa niye yarış? Hadi yarışalım diyor. O da gel yarışalım filan diyor. Demiyor ki ya git ben seninle nasıl yarışayım? Böyle yarışma olur kardeşim. Git başıma demiyor bela olma yani. demiyor değil mi? Ama anlattığı şey işte, tavşana diyor ki uyuma. Ağacın serinin ağacın altında rakibini geçeceğini düşünerek uyuma sen koş işten işi bitir ondan sonra uyursun diyor. Bu maçlarında anlattı o. Yani oyunu tutmayı öğrenmek ee, 2-0'ları kontrol etmeyi öğrenmek. Yani 2-0'ın bu, bu kadar eski futbolcunun söylediği. 2-0 tehlikeli dediği dedikleri şeye karşı senin bir takımının savunması olacak. 2-0 tehlikeliymiş, 3 da tehlikeliymiş. Onu da anladık yani. Sadece 2-0 değil, 3'ü üç de tehlikeli, tehlikeli oluyor. Yani anlattığı şey, ya yani bu kadar insan bu skorun tehlikeli olduğundan söz ediyor. Demek ki bizim bu tehlikeli skoru savuşturacak bir oyun modelimiz, oyunu elde tutma modelimiz, oyunu dinlendirme, soğutma, hani aktif dinlenme diyorlar ya. Onu yapacak bir oyun modelimizin de olması gerekiyor. Peki. Şimdi Okan Buruk diyor ki sevindirmeye alıştıran da biziz. Beni eleştirmeyin diyor değil mi? O bir, bir sonra söylüyor. Sevindirmeye alıştıran da biziz başlığıyla Okan Hoca ''Herkes bizi, oyuncuları robot gibi görüyor.'' demiş. Şimdi geliyor ekrana. E, nereden? Milliyet'ten. Galatasaray teknik rektörü. E, Galatasaray gibi başladık, oynadık, kazandık. Refese maçını ben anımsarım. Ya hocam. 1-0 yakaladık, 2'yi bulabilirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik dedi. 22 gün içinde 7 maç oynadıklarına vurgu yapan Buruk. ''Herkes bizi, oyuncuları robot gibi görüyor. Lideriz. Ligde son 26 maçın 24'ünü kazanmış bir Galatasaray var.'' dedi. Cimbom'un penaltı beklediği pozisyona denen Okan Hoca Beşiktaş maçındaki penaltıyı da gördüm. İki maç arasında hangisi penaltı dersen bizimki daha penaltı gözüküyor yorumunu yaptı. Kendisi hakkında yapılan eleştirilerin hakkında konuşan Okan Buruk şöyle devam etti. Ee, biz yendiğimizde Mourinho eleştirildi. İki hafta ben eleştirildim. Bugün de Broncos eleştirilir herhalde. Haklı veya haksız eleştiri olacak olması gerekiyor. Bir şey var hiç umurumda değil. O yüzden çok fazla kafaya takmıyorsunuz. Benim o şekilde kaybedecek vaktim yok. Bazen kızacaklar, kızılacak şeyler de yapıyoruz. Sevindirecek şeyleri daha çok yaptık. Sevindirmeye alıştıran da biziz. Ben geldiğim sene takım 13. bitirdi. Yani Cem abi bir şey söylemeden şu son cümleyle ilgili hocam rica ediyorum. Bakın ee, çeşitli Galatasaray profesyonellerinin de bunu söyledim. Birebir size söyleme fırsatım olmadı. Öyle bir araya gelelim ama. Ya şu 13. takım devraldım meselesini rica ediyorum ortadan kaldırın. Yani 13. takım o şekilde olmasa siz de Galatasaray hocası olamayacaktınız. Etmeyin ne olur. Şu 13. takımdan inkaz devraldım meselesini 3 senedir Devri sabık mı derler abi? Devri sabık yapıp duruyorsunuz. Rica ediyorum yapmayın. Bu Galatasaray'a, bu kendinize, bu Fatih Hoca'ya, bu kulübe. Yani kimse çıkıp size demiyor. Burak Elmas, Fatih Terim takımının 28 milyon euro maaş bedeli vardı. Bugün 60 milyon euro maaş bedeli vardı. Demiyor kimse size tabii. Demeyince de siz iki de bir yapmayın bunu. Kötü iletişim bu. mı ediyorum. Biz saygınız var biliyorum Fatih hocam, o Fatih Hoca'nın da yarısında bulunduğu takım 13. takım deyip Cem abiye söz vereyim ben. Evet yani e, burada ben biraz sabahtaki haberden ilerleyeyim. Orada da diyor ki kendisine yapılan eleştirilerin, eleştirilerin umurunda olmadığını söylemiş. Bunların olması gerek ama umurunda değil olması gerekse umurunuzda olması da gerekir. Yani umurumda olmayan bir şeyin yapılmasına ya da yapılmamasına kayıtsız kalmak gerekir. Yani benim umurumda değilse onu, onun bir eleştiri niteliği de yoktur. Oysa ki olması niye gündeme getiriyoruz? Tabii tabii yani olması gerekir yani. Bir, benim görmediğim benimle ilgili bir şey görüyordur insanlar. Çok sinirli Cem Dur bakalım öyle mi? İzliyorum pek sinirli kendimi görmüyorum. Daha böyle ajite ve itiraz eden birisini görüyorum. Ama yine de diyorum usulde, üslupta bir rahatsız edicilik var belli ki. Sonra benim kaybedecek vaktim yok. Doğru. Eleştiriler beni etkilemiyor. E şimdi burasılar önemli oluyor. Mesela teknik adamların çoğunda da bu soğuk durma gayreti var. Soğuk kalıyor eleştirilere karşı ama mesela tribünü düşün. Maç kazanıyorsun. Bu taraftara armağan olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ya da kaybediyoruz. Ya, özür, diliyoruz. özür diliyoruz. E demek ki o sana bizden bizim o özür diletecek bir tutum oluyor türbünde. Kerem Akturkoğlu'na değil mi? Neler oldu geçen sene? Yani haliyle o da bir eleştiri aslında. Farklı bir dille yapılmış bir eleştiri. Ama hocam <laughs> muhtemelen medyada ve sosyal <laughs> medyada eleştirilerden Şimdi bahsediyor. Taraftan bilmiyorum. direkt karş, karşısına alamaz Şimdi yani. Muhtemelini bilmiyorum. Bizle ilgili anlatılan şeyler değerlendirmeye tabidir. Yani umurumuzda olmayan bir şey üzerine konuşmaya da gerek yoktur. Konuşuyorsak umurumuzda olmuştur. Etkilenmişizdir öyle ya da böyle. Aynı zamanda da etkilenmemiz de gerekir. Çünkü bizim görmediğimiz bir yerleri görür Bülent Timur renk diyor ki tek tek gibi bakması lazım. Hı hı. Bir şey yani bu. <laughs> Şimdi hani 2-2 3-2 3-2 2'den 3-3'e geçmiş maçtan sonra bu maçı da neredeyse 1-1 bitirsen mesela bunların büyük bölümü söylenmeyecek. Bunlar çünkü hani kazanmayı bileceksin sözcükleri. Kazandın ya böyle oluyor. Bu da 1-1 bitse. Oo. Oh. Ben Bak, kurtuldum. 2 2 3 3 1 1. Ben kurtuldum. Şimdi Van Bronckhorst'u eleştiriler lafı <laughs> kalkacak. Tabii, şimdi buradaki de diyor ki yani Türkiye'de bu eleştiri meselesi yanlış yapılıyor. Yani biz yeniyoruz, Mourinho eleştiriyorlar. Ama bu da olması gereken. Çünkü insanlar önler e, tanık oldukları bir hadiseyi değerlendiriyorlar. Doğru oynadı, yanlış oynadı, iyi oynadı, kötü oynadı, güzel oynadı, çirkin oynadı. Yani bundan kaçılamaz. Çünkü bu sadece icracılara ait bir oyun değil. İzleyenlere de ait bir oyun, düşünenlere de ait Murat bir Kaya oyun. Murat Kaya diyor ki Galatasaray <laughs> son 3 maçın ikinci yarılarında hem oyun hem de fizik olarak düşüyor. Cem abi nasıl değerlendiriyor? E sonuç onu anlatıyor zaten. Yani az önce söylediğim şey, yani topu elinde tutmak, oyunu kontrol etmek Gole gitmesen, sonuç üretmesen bile en azından tehlikeyi alanından uzakta tutmayı da bilecek bir oyun modeli. Onun için de e, fiziksel olarak yeterli oyunculara ihtiyacım var. Şimdi Mauro Icardi'yi oyundan alıyorsun. Kenardaki fotoğrafları ne anlatıyor? Ya var çıktı. var orada. Icardi sevince katılmadı diyor. Şuraya gelsene. Onun altındaki fotoğrafı var. Yani küskün gibi görünen bir şey. Yani biz sadece... Onların ruh ilgilenmiyoruz ki ya da takım içindeki işleriyle ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda gördüğümüz fotoğraflarla, okuduğumuz metinlerle, kısa görüntülerle dün bir şey gösterdiler. Ee, hani mustara fırlıyor ve hakeme bağırıyor. Sarı, kart, giden. Gördüğü sarı, sarı kart gördüğü Şey Tugay diyordu ki Kerimoğlu. Ya ben hiç böyle mustara görmedim diyordu. Belki yapmıştır ama bu mustarayı görmedim diyordu. Demek ki orada... Yani bir süreçten çıkıyor Muslera. Son dakika gol olsa ne olacaktı? Golum VAR'a gidilecekti belki. Gol olmadığı için Vara gidilmedi zaten. Gitseymiş. Ha, gidemiyor ki yani gol olacak ki görüyorsunuz. İstese, şey. i̇stese gidermiş. Ay istese gidermiş. Yani bu kadar bak pas hatası olmuş ama şimdi Musta Icardi ile ilgili şu veri, ilk kez gördüğümüz bir veri değil ki. Maç çok sıkıntılı geçti diye Icardi'nin koşup koşmadığını, ikili mücadeleyi kazanıp kazanmadığını okuyoruz şimdi. Bunun gibi bu sadece Icardi ile teknik ekiple ilgili bir konu değil. Hepimizle ilgili bir konu. Çünkü maçları izliyoruz, takım tutuyoruz, bilet alıyoruz, yayın satın alıyoruz, forma satın alıyoruz. Bize de ait bir şey üzerine bir şeyler söylüyoruz. Gazeteci kamu adına görev yapıyor, yorum yapıyor, haber iletiyor, bir fotoğrafı okuyor. Yani fotoğraftaki Icardi'nin anlık fotoğraf mı yoksa gerçekten ruh halinin olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bize bu imkanı veriyor. Böyle bir değerlendirme imkanımız var. Dolayısıyla bunların hepsinin teknik direktörlerin umurunda olması e, gerektiğini düşündüğüm şeyler bunlar. Hani buradaki ben kurtuldum da sarkastik yani berabere kalsaydık benzeri şeyleri bana da e, söyleyeceklerdi e diyor. Ama bir anlayışı var. Mesela burada bence en üzerinde titizlenilmesi gereken şey şu. Şimdi Barış Alper üzerinde konuştuğu bölümü bütün oyunculara şamil edelim. Hani bu üç günde bir maç yapmak zorunda kalan insan bedeni. Abi ona ver. Şuna, şununla beraber ver. Volkan kardeşimiz diyor ki oyuncular tamam maç yolundan şikayetçi ama aldığınız paradan düşün deseler kabul etmezler. Başka bir iş dalında bir çalışan patronuna çalışma saatin fazla biraz azalsak dese patronun cevabı ne olur? Bilmiyorum ne olur patron olmadığım için. Tamam. Ben yani, bilmiyorum yani. yani, Barış Alper yoğun Her patronun para... yanıtı da aynı olmaz büyük ihtimal. ihtimalle. Yani Her patronun ki aynı olmaz. O şimdi tam oraya gelecektim arkadaşımızın Arkadaşımız söylediği. Arkadaşımızın sorusu Arkadaşımızın anlattığıyla bu Barış Alper üzerinden Barış bir insan bu çocuk robot değil 22 günde 7 maçın tamamında oynadı. Şimdi a oynamaması gerekiyorsa oynamaması gerekiyor. Bugün Ali Özer'de de var. Tekmeye kafa uzatıyor. Ne alakası var tekmeye kafa uzatmanın futbolla? Ne ilgisi var yani? Tekmeye niye kafa uzatır bu futbolcu? Akıllı bilsin tekmeyi kapa uzatır mı? Öbürü niye tekme atar? Sen Halil abi jenerasyonusun aslında. Şöyle cümleler Ama işte bak bunların jenerik ifadeler. Buradaki de öyle. Bu çocuk robot değil 22 günde 7 maç oynadı. Bu takımın eksiğini anlatır. Yerine oyuncu yokmuş yani. Üç kulvarda mücadele <laughs> edecek kadro kurdu. Anladım da vardı ya elinde bir oyuncu var yani. Demek yedi ki, kanat oyuncun vardı değil mi? Yani onu son 30'da oynatırsın. On, hepsinde tamamında oynatmazsın. Bu kadar oyuncu var bak milli takımın kadrosunu bir dizdin oraya. Ordu gibi yani. Hı. En darı da orta saha. Hepsinde Herkes, ikişer tane var bak. Hatta arkalar belki önler ikişer İsmail tane. İsmail eksilecek belki oradan. Tabii bak, de. arkalar önler ikişer tane. Her pozisyon için ikişer tane var. Ortada dar bir kadro var. Daha az olan oyunun tam da kurgulandığı yer, en dayanıklılık isteyen, akıl üretilen yeri olarak bilinen orta saha bizde daha az yani. Öyle bir dengesiz bir durum var gibi görünüyor. Şimdi e şöyle düşünelim arkadaşımızı da yanıtlayalım. Şimdi patrondan e, işçi para istemez. Onun adına kurumu ister. Nedir o kurum? Sendikasıdır. Der ki toplu sözleşme zamanında şu kadar para istiyoruz, bu kadar fazla fazla mesaimiz var, şunumuz var. Eğer o yoksa, yani diyelim küçük bir atölyedir, o yoksa patron da der ki çalışıyorsan çalış çalışmıyorsan çalışma. Onun haklarını savunacak bir kurumsallığın olması gerekir. Beyaz yakalılarda ne yapıyoruz? İşte onda da olması gerekir. Her yerde olması Sendika. gerekir. Barış Alper's ya da o, o özlüğü savunacak kurumsal bir durum. Yani oyundaki gibi yani Barış Alper'e nasıl ki bu kadar oyunu emanet edemezsin yoruluyor ise görüyorsan yani şunu demek kolay geliyor. Ya çocuk her maçta oynadı yoruldu kardeşim. İyi takım, iyi kurum o çocuğu o kadar yormaz bir kere. İkame et. İşte ikame eder yani onun yerine bir şey iyi bir kurum öyledir. Doğru organizasyonudur. Ya da çocuk dayanıklıdır. Pahalı. Bak bilmiyorum işte. Yaş pahalı var hakim kimse eşkenar da. İşte çocuk dayanıklıdır. Ya da çocuğu dayanıklı kılacaksın. Çözüm Peki, bunlardan biri. İşte ne bilmiyorum uzatıyor mu uzatmıyor mu. Şimdi bu kadar şikayet ediliyor değil mi? Özellikle teknik adamlar şeyden başladılar. Guardiola'dan başlandı bu iş. Ya işte şu olsun bu olsun. E tamam. Gidin uluslararası kurullardan talep edin kardeşim. Bizim bu kadar maç yapmayalım. Bu çocuklara böyle bir kurum talebiniz var mı? Vardı mesela İspanya ligi geç başlattı hmm, e, şey, şey sendikada hafta. sendika e, doğru bir hafta mı iki hafta mı geç başlattılar. Sakatlar demek ki bizim demek ki bizim ihtiyacımız olan şeyler sadece futbol koşmak değil aynı zamanda kurumsal oyuncuların özlük haklarını savunan. Ee, sosyal düzenler de talep etmemiz gerekiyor. Bu oyun böyle oynanamaz. Parayı kardeşim. kazanıyorsun. Ne sosyal düzeni kardeşim? Ee, ne adaleti? Yahu herkes parayı kazanıyor. Sen çok kazanıyorsun. Yahu şeyde kazanmıyorlar mı? Ee, ne bileyim Silikon Vadisi'nde. Herkes parayı kazanıyor ama hakları var. Şimdi sen o parayı kazanıyor diye onların hakları üzerinden böyle şey üretilmez. Çok kazanıyorlar kardeşim. Yılda ya bir o milyon kazanıyor diye kazanmıyor. kamçılayamazsın çocuğu Yılda canım. Yılda bir yani, milyon, kazanan kazan, 100 milyon lira kazanan Av kazan. Sen de kazan. Bak o senin lafındır. Sen de çalış, sen de kazan. Sen de futbolcu ol, sen de kazan der o zaman işin içinden çıkılmaz. Şimdi arkadaşımıza söyleyen arkadaşımıza anlıyorum ne Şuraya dediğini. Bakalım Yanlış bakalım. bir yerden konuşuyor. Bu Necip tam kapat <laughs> emin değilim. Dün akşam da söyledim. Şimdi bakın Meli. Necip dışındakiler sezonu kapat. Necip de çok emin değilim çünkü bir Nisan'a falan bulabilir. E, Carvajal, Rodri, Bremer tersi de genel. Evet yani olacak yani oyunun riskleri diyelim bunlara. Ama şimdi Ama arkadaşımızın yüksek, anlamadığı yüksek şey. şey arkadaşımızın anlamadığı şey şu. O oyuncu gayretinin çabasının ürettiği değerden aldığı pay onu gerektiriyor. Çok ona çok para vermiyorlar. Onun içinde bulunduğu düzenin varsayımı çok para ürettiği. O da kendi payına düşeni alıyor. Sorun ürettiğinden payını alamayan insan kalabalığının sesinin çıkmıyor olması. Yani sorun bunlarda değil. Sorun sesi çıkmayanlarda. Büyük bir kalabalık çalışıyor. Üretiyor, üretiyor. Bütün dünya ülkemizde ve bütün dünyada üretiyor. Ama hakkını talep etmiyor. Ya ben bu kadar varlık üretiyorum. Bunun karşılığı aldığım para bu değil diyor. Adam gidiyor kripto paradan bilmem ne kazanıyor diyor. Bilmem ne fonu var dediler diyor. Yatırmış fondan verdiğinin %50'siyle para kazanıyormuş, değil mi? Futbolcuların bazılarıyla ilgili böyle haberler okuduk teknik adamların. Yani şimdi ona itiraz etmeyeceksin. Kendi durumuna itiraz edeceksin. Diyeceksin ki ya ben çok üretiyorum. Ürettiğimin karşılığını alamıyorum. Domatesse domates, domates, mamul madde olan alüminyumsa alüminyum, demirse demir. Ya yani sen o sektörde ürettiğinin talebini karşılığını alacak bir talebin olması ve o talebi de dillendirecek bireysel değil kurumsal, kitlesel bir önerin olması gerekiyor. Burada da çok antrenman yapıyorlar. şey Çok oynuyorlar. E, kime itiraz ediyorsun? Bize mi şikayet ediyorsunuz? Aytaç Ertan diyor ki Türkiye'de antrenman yapılmadığı için 3 günde bir maç zor geliyor. Geçen yıl ligde yıldız olan Ferdi İngiltere'de 90 dakikayı çıkartamıyor. Evet oyundan alınmış. Ferdi çıktı maç galibiyet geldi gibi bir haber okudum sabah. Öyle de değildir herhalde. Bu Ferdi ile ki Ferdi en profesyonellerinden bir tanesi. Ama mesela Salih Uçan'ın ilk gittiği <laughs> gün, mesela şey, Centosun, Salih Arda'nın ilk gittiği gün bir gazeteci arkadaşımız anlatmıştı. İlk hoca çağırıyor. Mazere bu, Malyare mi? Şey, ilk, i̇lk hocası Arda'nın. Resmen buraları, Arda'dan dinlemedim ben. Buraları gösteriyor. Oynayamazsın diyor bunlarla. Neydi ilk? Mazinyo mu? Öyle bir hocaları vardı. Atletico Madrid'in ilk Arda'nın gittiği sene bu hocadan önce buraları gösteriyor. İlk idmana girmeden böyle oynayamazsın diyor Arda'ya. Sonra Arda ne dedi? Ben dedi 4-4-2 orada öğrendim dedi. Sonra Arda e, sonra ne yaptı? ikisi gitmişler de Emre'yle. Emre geldiğinde kısa sürede buradaki ölçülerine tekrar kavuştu. Ama Emre gitmeden ne yaptı? Kimdi? Manzano abi. Abi Emre Emrebeği gitmeden ne yaptı? Şu İstanbul'un kuzeyinde bir Küre gitti. Bir Küre'de yaklaşık bir haftada mı 10 günde mi vücudunu ...düzene sokuyor. Giderken düzene sokuyor... ...geldiğinde geriye döndürüyor. Burası biliyorsun. Türkiye. Niye? Burası. Kapıkule'den girerken... Arkadaşımızın söyledi. Yani antrenman başka bir şey. Kapıkule'den girerken Türkiye kurallarına gidiyor. Mesela laftan lafa atıyoruz. Mesela kusura bakmasın gurbetçi arkadaşlarımız... ...Türkiye'ye geldikleri zaman... ...İstanbul trafiğinde, sokakta, caddede... ...öyle şeyler yapıyorlar ki... ...ben en az 3-5 tanesinde camı açıp... ...bulunduğun ülkede... ...bunu yapabiliyor musun diye soruyorum. Bir tane cevap almadım henüz. Burasının iklimi onları alıyor o kuralsızlaydı olabilir yani bilmiyorum ben çok Ben 3-5 defa rast geldim 3-5 defa reaksiyon. Yok ama yani şimdi burada da ya bundan şikayet etmek yerine çözümü söylemek. Çözümü az maç mı, yoğun Gözler antrenman yok. mı, arkadaşların söylediği gibi daha az para kazanmayı göze almak mı? Çünkü sonuçta para üreten de yayın gelir. Değil mi? Daha Hı -hı. çok yayına çıkıyorsun, daha çok reklam sponsorluk görün görünüşünden görünümünden para kazanıyorsun. E çözüm ne? Çözüm de yok. Evet bu arada e, buldu bizim Melih Emre'nin açıklamasını o dönemki. Atletico Madrid'e ilk geldiğimde imza attım. Kilo ve yağ testlerim yapıldı. 75,5 kilo çıktım. Fenerbahçe'de oynadığım kiloya yakın bir kiloydu. Bana hoca bizde oynaman için e, değil antrenmana çıkman için 71,5 kiloya düşmen gerekiyor. Oynaman için değil. Bir ay süre veriyor sana dedi. Bir sporcu için 4 kilo vermek çok zordur. Sadece antrenmana çıkabilmek için bir ayda o 4 kiloyu vermiştim diyor. Emre Belazoğlu. E i̇şte hani burada antrenmanlar başka orada antrenmanlar başka dediğimiz şeyin geçmiş dönemden bir tanıklığı ama örneği dünyanın bu. Dünyanın her yerinde antrenman aynı değil öyle mi? Öyle varsayılıyor tabii. Yani <laughs> top var, kuka var, çim var, koşma var, çort ee... var, ayakkabı var ama öyle değil işte. Peki. Devam edelim ee, hangi habere ben kurtuldum diye abi orada var mı başka ayrıntılı? Ee, yani dediğim gibi yani bunlardan şikayet etmek yerine aynı zamanda bileşenlerin çözüme dair de bir şeyler söylemesi gerekiyor. İşte futbolcular ve teknik adamların şu talepleri vardır böyle böyle olursa toplu taleplerle futbolcuların ezilmesini arada kaynamasını birinin iki dudağının arasında olmasını engelleriz. Yani birisi bir şey söylüyor. Yani, tamam sen git diyorlar. Çünkü onu göndermek kolay ama 10 tanesini gönderemezsin. Onunları orada savunulacak bir yapı olduğunda ve organizasyon olduğunda dil, tutum, davranış onun da talebi değişir. Ya siz de bakın biz sizin istediklerinizi verdik. Siz de şu antrenmanları bir yoğunlaştırın. Uykuya dikkat edin. Şöyle olsun böyle olsun denir. Yani karşılıklı olarak ilerleme, büyüme, gelişme sağlanır. E, onun dışında... E şimdi Giovanni Van Bronckhorst dışında e, hani ben kurtardım demiyor. Yarın bu bana da olacak diyor. Yani şöyle diyor. şimdi Bugün ona, yarın bana diyor. Önce banaydı, sonra Mourinho'ydu, şimdi ona oldu. E bu da ya yani eleştiri dediğimiz mekanizmanın nasıl işletilmesi gerektiğine dair bir yolu ya da serzenişi anlatıyor. Yani diyor ki ya böyle olmuyor bu işler. Yani Peki. sizin dışarıdan gördüğünüz gibi değil. Çok daha karmaşık bir denklem futbolun denklemi. Şşş. Ona biraz dikkat edelim diye alttan alta bir önerisi olmuş Okan Burun. Bülent Timurlenk diyor ki teknik ekibini gözden geçirmeli. şimdi Okan Hoca bu konuda çok muhafazakar. Ee, dolayısıyla İrfan Hoca başta olmak üzere ekip gözünü söner çalışıyor. Hatta ekibe yeni takviyeler de yaptı ama. Bülent Timurlenk'in görüşüne göre teknik ekibini Okan Hoca gözden geçirmeli imiş. Hemen bakalım ne demek istiyor. Ee, Okan Buruk'un mental problemleri takımın kondisyon probleminden çok daha büyük. Bu sezon her basın toplantısında nerede geride kalan iki yıldaki Okan Buruk dedirtiyor. Taraftarla arasındaki bağ sanki inceldiği yerden kopsun dercesine empati yoksun açıklamalarla tribündeki ve ekran başındaki milyonları üzüntüye boğuyor di diyor. Ee, ne diyor? Milli aralı Okan Buruk teknik kadrosunu gözden geçirmeli. Futbolla ilgilenen yöneticilerden destek alamadığı ortada çünkü fiksin devamında bu kafa karışıklığı, bu yorgun bedenlerle yol yokuş olur. Son çeyrekte takım ayakta tutan ve travmatik ilk sonuca rağmen desteği esirgemeyen Galatasaray taraftarı sahanın en iyisiydi diyor. Ee, Okan Buruk teknik kadrosunu gözden geçirmeli manşete çıkmış ama sadece iki tane cümle var orada. Ee, Cem abi ne diyorsunuz? Ee, yani şimdi bir kere şeye katılmam, Okan Buruk'un mental problemleri, geçen seneyi aratıyor'a katılmam. Çünkü Fenerbahçe maçından sonra gayet anlaşılır, makul değerlendirmeler de yaptı. Hı hı. Hatta dedik ki yani kazanınca sakin kalıyor, kalmayı beceriyor falan değil mi? Orada gayet maç sonu toplantıları anlaşılırdı, sevinmedik, fazla uzatmadık, içeriye geldik. Yani o mental olgunluğu gösteriyor diye yorumlandı o zaman. E şimdi tabii çok sert eleştiriliyor. Şimdi iki sene şampiyon oluyorsun. Bir, bir maç kaybediyorsun ya da iki ber, berabere kalıyorsun. Hani ise bir kalabalık diyecek ki ya e, bu futbolu bilmiyor. O da diyor ki hadi ben bilmiyorum. Mourinho da mı bilmiyor? <laughs> hadi diyor ben bilmiyorum. Şey de yani Van Bronckhorst da mı bilmiyor? Hani bunlar yani bir tanesi hem futbolculuk düzeyi yüksek olan hem teknik direktörlüğünde geldiğinde büyük sükse şey yapmış burada bir teknik adam. Yani biraz dilimize, tarzımıza dikkat edelim diyor Okan Buruk. Aslında çok olumsuz bir şey de söylemiyor. Yani eleştireceksek Okan Buruk ee, bu hani eleştirileri umursamıyorumdan değil. Büyük ihtimalle şunu söylemek istiyor. Onun adına konuşmayayım ama ya içi boş eleştirileri umursamıyorum diyordur. Ya bu şimdi eleştiri değil. Antrenmanı bilmiyorsun. Çocuğun ne yaşadığını bilmiyorsun. Öyle odu değil de böyle oynat Olmuyor bunlar diyordu. Tamam doğru. Şimdi sonu da şu. Son çeyrekte takımı ayakta tutan ve travmatik iki sonuca rağmen desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarı Sağdeniz'in ne yapmış olabilir ki Galatasaray taraftarı? Bülent'in yazısını olsun. ne yapmış olabilir yani? Yani bundan önce yapmadığı neyi fazladan yapmış olabilir? Ve madem öyle niye sonucu 3-3'te? Tutamamış. İki, bu arada iki, iki de tutamamış. Ali bizim i̇ki, iki de tutamamış aynı taraftan. Bizim Ali botun verdiği bilgiye göre dün akşam stadyumda ben görmedim stadyum bütününü. 34 bin kişi varmış. Demek ki eksik yapmış yani. Şimdi hayır. Şimdi, yani şey normalde bak. 45 civarı oluyor da 34 varmış. Ali'nin verdiği aynı bilgiye tuzaklara göre. Düşüyoruz. Zihnimiz bizi aynı tuzaklara düşürüyor. Yani dilimliyoruz ve bu bölümü eleştirdiğimiz bölümü eleştirdiğimiz bölümü şey yapıyoruz. Mutlaklaştırıyoruz. Mesela teknik ekip değilsin. E geçen sene Bayern Münih maçlarını gayet iyi oynattı, koştu, etti, alanı kapattı. Yani Şampiyonlar Ligi'ni fena oynamadı diye değerlendirdin. Teknik ekip değil mi? Değişmedi herhalde bildiğim kadarıyla. Yok. İki tane şampiyon olmuş şey değil mi bu takım? Üç aşağı beş yukarı aynı teknik ekip Başakşehir'le başka bir takımda... Ha? Şampiyon olmadılar Hı. mı? Yine İrfan Saraloğlu Aki vardı. Akinsar'da yani. İrfan Hoca var mı? emin değilim ama Başakşehir'de vardı. Var onu diyorum ben şampiyonlukta değil de mi? Başakşehir'de vardı. Yani ya biraz böyle zamanı istediğimiz yerden e, ele alarak değerlendiriyoruz. bize de taraftar. E şimdi nerede oynandı bu maç? 3-3'lük Üç maç. Burada Aynı değil mi? Aynı stadda. E yani, çok orada taraftar. E, orada niye etki koyamıyor? Hani madem tutuyor, alıyor, beceriyor hop bir dakika oynayamazsın Bura bizim sağ diyor. E o maç 3-3 bitiyor. Ama ya o zaman iki sonucun ardından dün akşam da Anladım da yani. sen ne bekliyorsun o taraftar denen büyük güçten? Burada hiçbir maçı kaybetmesin, puan kaybettirmesin. Demek ki olmuyormuş. Yani taraftarın da engelleyemediği şeyler varsa futbol adlı oyunda oyuncuların yapamadı. Evet. Mesela Icardi ne yaptı? Abi, Daha güzel bir soru değil mi Ulus Icardi barafını, ne yaptı? Rize 43, Kasımpaşa 40, dün 35 bin seyirci. Niye acaba? Şey Bence RFSE abi değil. yok yok. RFSE maçın çok etkisi var. Şimdi her şeyi bir kenara bırak. E o zaman taraftar sorumlu bir topluluk. Evet. Yani taraftarın antrenmanı değil iyi değilmiş. Taraftar da sonuca göre türbüne her gidermiş. Şeyi onun bir etkisi. Bırak. Hayır şimdi sonuca göre türbüne giden bir kalabalığı tarif ediyor isek, onun sonuca etkisinden nasıl bu kadar emin olabiliriz ki? Onun Ama da antrenmanı iyi Galatasaray abi gerçekten dün İstanbul hava çok güzeldi. Belki de son pazarlardan biri. Maç saati harika. Niye ya son pazarlardan biri? Sıcak olarak ya. İyi olarak ya. Yani. Daha iyi. yaşanır mı diyorsun? ya O yüzden Galatasaray taraftarı bence ya. bir reaksiyon gösterdi abi. Galatasaray taraftarı bir reaksiyon gösterdi. Bir mesaj verdi. Abi 35 bin gidemez mi? Normalde o statta yer bulamazsın. Bu sosyal okumaları hiç ben beceremiyorum. Allahım ya. Niye? siyasal siyasal şeylerde var. Karaborsa meselesi seçmen, niye oldu? Seçmen mesaj verdi filan diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya çok acayip bir <laughs> Seçmen diyor bir mesaj verdi diyor. Ya tamam vermiştir de sen ben onu nasıl okuyacağız ya? Hani ben televizyonda bazen böyle denk geliyorum. Öyle uzun uzadıya diye zaten izleyemiyorum. <laughs> Seçmen diyor mesaj verdi. Verdi de onu kim okuyor acaba? Ben öyle düşünüyorum. Daha doğru. Seçmenin bu mesajı verdiğini ben Ama düşünüyorum. Abi, 43 Rize, 43 yani. Rize, 40 Kasımpaşa, 35 Alanya ise iş böyle gidiyorsa Galatasaray taraftar özellikle RFS maçından sonra... Nerede ya takım nerede? Tamam işte o takıma reaksiyon gösteriyor işte. Ya, o zaman gücü nerede? Anladım. Gücü nerede bu takım? Anladın bu taraftarı. zaten. RFS'yi yeneceksin. Nokta net. Ya işte o zaman Bülent'in işte. söylediği son çeyrekte takımı ayakta tutan travmatik iki sonuca rağmen desteğini esirgemeye düşüyormuş aşağı doğru. Ya yani onun bir o kadar da anlatıldığı gibi bir etkisi yok söylüyorum yani. 52 bin 53 bin Mostar. Evet. 53 bin değil mi? 50 bin kişi geldi tezahürat yapıyorlar. 20 bin kişi geldi tezahürat yapıyor, Arasında Abi, sonucu belirleyen bir etki yok. Ben yoktu. anlatmıyorum. Ben diyorum ki Galsak Anladım taraftar, anladım. RFS maçının tırnak içinde Anladım mı cesası... maça niye gitmediğini anladım. Benim de söyledim taraftarın sahaya etkisi yok diyorum ben. Yani sahaya etki koyan şey antrenman, taktik teknik, oyuncu tercihi, Icardi'nin oynayıp oynamaması. Bunlar menderler yani. Bir reklam aramız varmış. E, Alper Bey reklam arasından sonra mesajınızı okuyacağım. Teşekkür ediyorum attığınız mesajlar için. E, reklam arasının ardından buradayız. Evet, e, sevgili sevgili Çağatay'la mesajlar atmış abi bu ekiple ilişkili. Galatasaray son 27 lig maçının 25'ini kazandı. Puan kaybettiği son 2 maçta iç sahadaydı. 1-0 Fenerbahçe ve 3-3 Kasımpaşa. Bu arada ekibe de ek yapıldı. Can Mutlu vardı performans zekimde. Yaklaşık 10 yıldır çalışıyordu. Artık sahaya indi. Ayhan Akman da ee, olumlu referans vermiş diyor sevgili Çağatay'dan gelen bilgi bu. Değerli dostumuzun mesajı vardı okuyacağım demiştim. Türkiye ile Avrupa arasındaki en büyük fark diyor Alper Bey. Tempo çok yavaş oynanıyor. Futbol Süper Lig'de hakemlerle futbol döneminin sonuna gelmiş oyuncular da etki ediyor. Tempo yavaşlığına diye Cem abinin katılacağını düşünüyorum. hakemleri, Hakemleri saymam ama şey yaparım. Hakemleri tutanak hani... dışı bırakalım? Evet hakemler bu oyunun kurbanı zaten yani. Hakem ne yapsın şimdi? Yani bir, dönüp dolaşıp aynı şeyi tartışıyor insanlar. Kırmızı mıydı, değil miydi? Sarı mıydı, değil miydi? Yeşil miydi, değil miydi? Gol müydü, değil miydi? Yani o hakemle ilgili bir durum değil. Hakan hakem Bey. baskının kurbanı. Bakın şimdi burada bir pozisyon var, değil mi bu maçta Mertens'in pozisyonu? Hmm. Şimdi deniyor ki Mertens'in vurdu, birçok işte dirsek vurdu deniyor. Çarptı demiyorlar, değil mi? Vurdu. Vurdu. <laughs> vurdu diyorlar. İşte bunu diyor. sağdaki hakem görecek diyor. Tamam görmedi. Vardaki de görecek diyor. Kim vardı ki? Yaşar Kemal Uğurlu. Nasıl bir hakem? İlk 8 Mart'ta <laughs> geride kalan hakemlerden biri. Efendim şimdi de vardı hakem. E ne, ne oluyordu? Hani biz onları öbürlerin işte Cüneyt Çakırları, Fırat Aydınusları dışarı çıkartınca yükseltecektik. E, Yaşar Kemal Uğurlu orada kalmıştı. Pek de yükselmemiş belli ki yani. Bu eleştiriler. Yani bir çok alanım değil. Bu konuşma konum değil ama. Yani şeyi... Merceği koyduğumuz mikroskop uygun değil şeyleri, bakterileri ya da sorunları tespit etmeye. Oradaki analize uygun değil. Yani yanlış bir yerden bakıyoruz. Bunu hakem etki etmiyor bu oyunda. Tribünün etki etmemesi gibi. Tribünün sonucu etki ettiği varsayılıyor. Yani tribündeki mesele şu. Daha çok insan gelsin, daha çok para olsun, daha çok alışveriş olsun. Yani ne etkisi edecek tribünün sahaya? Sen yanlış taktik verdin, antrenman yaptıramadın. Geldi 100 bin kişi bağırdı da hani koşamayan çocuğu mu koşturacak? Efendim yanlış e, yerleştirilmiş sol bek, sağ bek, stoper 6-8'i mi oynatacak? Ya olmayacak şeyler bunlar. Yani oyunun mekaniğinden kurtularak eleştiri yapmak için bir kolaylıktır. Tribünün etkisinden bu kadar e, şey bahsetmek, sıklıkla bahsetmek. Evet. Şimdi burada da yani hakem görmedi. Ya birçok pozisyon bana göre de öyle değil yani. Hani neyse o verilen karar ya da verilmeyen karar. Bana göre de öyle değil. Ama bunun oyuna bir etkisi yok. Sonuçta maçın hakemi, bak şimdi Mustafa Çulcu eski merkez hakem kurulu başkanı değil mi? Aynı zamanda eski hakem. Diyor ki eğer kırmızı nasıl olur diye sorarsak işte kırmızı böyle olur diyeceğiz. Se şey için Mertens pozisyonu için. Ama hakem faul dahi vermiyor. Bak şimdi buraya kadar sorun yok kırmızı ne dersek bu o, o şeyi örnek gösterebiliriz. Hakemliğin bittiği nokta ya bu noktayı <gülüyor> koymasak ya. <laughs> nokta. Koymasak. Koymasak yani. Şimdi aynı şey <laughs> burada. Bence Mustafa Hoca yazılarının bu kadar ayrıntılı okunduğunun pek farkında değil. Yani, yani, yani bunu bu noktayı <laughs> koymasak yani Desek ki ya çocuk Fırat... ölçemedi. Hadi o ölçemedi. Devamında söylemiş. Ya Kemal Uğurlu da ölçemedi. Fırat'a geçeceğiz abi. Diyor ki Hakan Bey, Hakan Bey'i önemsiyorum çünkü Amerika'dan yazıyorum biliyorum. Adam sabah senin için dörtte kalkıyor. Barış Alper tenisçi mi? Takım oyunlarında başarılı veya başarısızı tek bir oyuncuya bağlamak ne derece doğru? Be, Okan Hoca sadece Barış Alper diye açıklama yapmıyor. Soru soruluyor, onun üzerine konuşuyor. Dolayısıyla Hakan Bey öyle bir ayrıntı var. Yani gazetedeki çıkan haber basın toplantısının ayrıntısı. Üç büyükler diyor Murat Kayabey. İngiliz atı gibiler kısa mesafede sonuca ulaşmayı başaramazlarsa maçın sonunu tempo olarak getiremiyorlar. Oysa ki Avrupa kulüpleri Arap atı temposunda koşsalar maçın sonuna kadar tempoyu, oyunu ayakta tutabilirler. Dün halis bir yarış kazandı. O senin alanın. Of. Benim mesela bu şey Arap'ta İngiliz'de onları bilmiyorum. Öyle midir? E Tabii. Arap atı daha tempo arttırdı. Uzun mesafelerde. İngiliz atı. atları daha kısa mesafelerde başarılı olur ağırlıklı. Tabii ki uzun mesafe İngiliz atı vardır ama İngiliz atları 1200-1400 öyle sürat yarışlarında çok keyif verirler. Mesela Araplara ait 1000 metre sürat yarışı yoktur. Ama İngiliz'e ait 1000 metre sürat yarışı vardır. Grup pistası vardır. falan falan. E, Hakan Bey e teşekkür ediyoruz. Şimdi Fırat'ı, sürattan Fırat'a geçtik. E, Yok Fırat mı? aslında başka bir yerden geçti. Versene Fırat'ı. Cem abinin önünde var. Versene Fırat'ı ne diyor Mehmet şimdi, ya, yazık Fırat eylesin. diyor ki yani aslında makul ve anlaşılır bir şey söylüyor. Şimdi buradan bakıldığında futbolcunun kariyeriyle futbolcunun e, e, oyun süresiyle kenar ayrı olmadığını anlıyoruz. Şimdi diyor ki şimdi Mehmet Türkmen diyor e, hani şeyden kokart meselesinde e, Cihan Aydın çıkartılıp e, arkadaş koyulunca oraya ya biraz diyor hızlı şeye tabi tutuldu diyor hani oyna gelişe tabi tutuldu ama diyor büyük maçların hepsinde diyor hep içerideki maçlara verildi diyor. Hmm. Yani güzel ayrıntı o Fırat'ın ayrıntısı. Nesildi? Sahada Şahin bakışı gözleriyle maç yöneten Türkmen için yıldırımızıyla daha gün doğmadan gece yarısı talimat değiştirildi. O geçen gün konuştuğumuz hmm. yani bir bent değişti, D maddesi konuldu, iki yıla gerek yok denildi ya. Cihan Aydın çıkartılıp Mehmet Türkmen dahil edildi. Geçen sezon 3, bu sezon 5 olmak üzere toplam 8 maç ile FIFA olacak. Yani süresi çok kısa. Semi Kılıçso, milli takım Montella tartışmaları gelme, gibi. Gelme, gelme, şimdi. Dur, gelme oraya. dur, dur şimdi olma. Türkmen'i kendisine vekil seçen ve kefil olanlar bu çocuğa gerçekten yazık ediyorlar. Çok erken. Ne demek istediğim mutlaka ileride anlam kazanacaktır. Bak, Ali Palabıyık da aynı böyle başladı şeye hakemle. Dediler ki, çok büyük hakem oldu. Deniz Ateş Bitnel de öyleydi. Deniz Ateş Bitnel, Atilla Kara olan, hatta bizim Hikmet'te Yıldız'ı seyredik ya dedi. Ben hiç hakeme bakarak maçı izlemem ya. Ya dedi şu acayip maç yönetiyor. Hakeme bak dedi. Ne durduruyor? Halil de canım. öyle oldu ama kaldı Halil. Yani Devam Kasımpaşa etti. maçında hani bir Kasımpaşa maçına gitmiş. Tıkır tıkır yönetiyor maçı yani. Ben de hani öyle deyince bir bakayım dedim hani o faule veriyor mu? Hani Faulün sana göresi bana göresinde bana göre faul olmayan da nasıl hakikaten ne oynatıyordu. Ama öyle bir taarruz oldu ki. Şimdi bu şey olmuş. Çok erkenden diyor şey yapacaktı. E, diyor ki son yaşanan olaylar kulüplerin 3 yılda istediği hakemlerin ipini çekmesi ve MHK'lerin buna çanak tutması Mehmet Türkmen'i dün akşam özellikle ilk yarıda aman büyük hakemlerin aleyhine hata yapmayayım psikolojisi ve tedirginliğiyle maç yönetmesine vesile oldu. Demek ki yani eski hakem de bunu görüyor yani. Hani sahada biliyordur gelişirken kendi de benzeri sıkıntılar yaşamıştır. Şimdi ev sahibinin aleyhinde düdük çalarsam başıma Bülent Yıldırım'ın Beşiktaş'ta başına gelenler yani Beşiktaş'ın başına gelenler gelebilir kaygısı taşır hakem. Olabilir ben o psikolojiyi bilmem hiç hakemlik yapmadım yani. Ama anlattığı şey önemli. Bir kere buradaki iş değişin ne kadar el yordamıyla Cihan Aydın yerine Mehmet Türkmen'in gönderilip o arama maddenin değiştirilmesi hemen. Yani çünkü bir şeyi de uyduracağız ya şey yok ıı, diye. UEFA kabul etmiş midir? O, pardon, FIFA Bilmiyorum kabul ben. Midir? Ya oralarında yani, değilim ben. Yani Ama FIFA, bak... senin yaptığın talimat değişikliğinin 5 günde 7 günde bir kulübün isteğiyle olduğunu görmüyor mu acaba? Şimdi Fırat diyor ki hakem için ya bu maç yönetsin çok maç yönetirniy hakem olur diyor. Yanlış oluyor diyor. Ciplanırdı da diyor hakem aynı zamanda. Özellikle ev sahipleriyle yine diyor. gün birine daha söyledi aynı şeyi. Aynı şeyi ha. başka birine daha söydü. Vallahi yani içeriden gelmiş. Bence ülkenin bana sorsan en iyi hakemiydi son kuşağın yani. O kuşağın en iyi hakemiydi. Ben Cüneyt Çakır'ın da önünde bulurdum Fırat Aydınus'u. Şeye var. bağlardım. Kendisi de bulsaydı. Hayır, şeye de şeye bağlardım. Cüneyt Çakır'ın yardımcıları çok iyiydi. Yani iki yardımcısı. İki yardımcısı da ama Fırat'tan Fırat geçti Cüneyt'e. Evet, Fırat'ın yardımcılarına göre daha iyi yardımcılardı. O Galatasaray Fenerbahçe kavga çıkanın 2007-2008 miydi? 2008-2009 mu? O maçta da bir yardımcı Tarık bir yardımcı Bahattin'di. İşte bilemedim ya şimdi o kadar ben sizin gibi böyle şeyler hatırlayamıyorum. sonra o şeyle Lincoln'le Roberto Carlos'un um izleyip o, a, arka, tarafta, arka, tarafta, arka tarafta Volkan'la Arda'nın falan kavga ettiği maçın. Ben o zaman Fırat'ı bile hatırlamıyorum. Bir yardımcısı bir numaralı yardımcısı Bahattin'dir iki numaralı yardımcısı Tarık'tır karşıda Dali Hiç ben daha Lincoln'le Lincoln'le gittim <laughs> ben Fırat'ı bile hatırlamıyorum oradaki yardımcısını ya, hatırlayayım kaldı yani. Şimdi yani anlattığı şey şu. Ee, bir şey geliştirmek için onu biraz zamana bırakmak ve eğiterek yükseltmek gerekiyor. Dur dediğin için o bölüme geçmiyorum. Semiye doğru. gelme. Semiye gelme. Fırat şey için Atilla Karaoğlan için söyledim bunu geçenlerde. Bu arada sevgili kardeşimizden rica edelim. Lütfen... Ne dedi? Hızlandırdılar mı Atilla Karaoğlan'ı? Atilla Karaoğlan'ı da arka arkaya maç vererek yıpratıyorlar. İşte bizim başlangıçta Ümit Metin Yıldız'ın gördüğü şey demek evet, yok. Yani e, Fırat Aydınus'tan buradan bir kere daha bir izleyici olarak, bir okuyucu olarak rica edelim. Lütfen bunları yazsın bize. Tabii, tabii. Biz çünkü Fırat'tan bunları istiyoruz. Biz bunları bilmiyoruz. 4-4-2'yi biz biliyoruz. 4-4-2'yi de <laughs> bilmiyoruz sen, da sen yani Fırat. <laughs> yani, yani 4-4-2'yi ben Fırat'tan okumam. Yüzüme de söyleyeyim ki rahat rahat söylüyorum. 4-4-2'yi senden okumam. Bırak bana onları yazma. Bak bana bunu yaz. Şurada verdiğin Abi 100 kelimede debi, debi. 10 tane haber var. Tabii tabii dünya kadar şey O yüzden Fırat Aydınus'a çok, ama çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bu malzeme çıkmıyordur yani. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee... çıkartır ya Fırat. Hı -hı. Çok malzeme çıkarttı. Hakem bilgisi, kural yani bilgisi, hiç... kural bilgisi. Sağ taraftakini yaz. On da atılmalıydı. Doğru. Maçı, maçın hakemliğini yorumla. Peki ama sol taraftaki Hakemliğin gazeteciliği Fırat'tan biz onu bekliyoruz Yok rica ya, ben ediyoruz. Ben de sağ taraftakilerden. hiç. Hayır, sağ taraftakini bekliyor abi şimdi e, Mehmet Aslan olsan, spor müdürü olsan bunu beklemez misin oğlum Beklerim maçtan olmuyor. Okur, yaz... Okurun kafası karışıyor. Bela. Yani Bela şimdi hamle ben bakıyorum adam. bana göre, ona göre faul, öbürüne göre değil. De, iki hakeme göre öyle, öteki hakeme göre böyle değil. Mesela bir sürüsü anlayamadı birçok penaltıyı. Açıkmış eller nasıl penaltı verilmemiş düşmüş yere üzerinden atlamış nasıl faul yani şimdi gazeteci hakem oluyor eski futbolcu hakem oluyor hakem hakem oluyor e, teknik direktör hakem oluyor ama hiç kimse öteki yani hakemler hiç onlardan biri olamıyor yani hak. <laughs> Ama hakikaten sonra gazeteci oluyor. <laughs> ya o da Mehmet Aslan'ın oldu. <laughs> Dedin ya Mehmet Aslan'ın adını söyledin diye sen. Mehmet Aslan'ın sayesinde onun nedeniyle oluyor. Yoksa gazeteci değil yani bunların gazeteci. Yani şu Fırat Hakem Aydın şu Fırat Aydın'ın bugün yaptığı iş evet, bence evet, çok kıymetli. Çok Teşekkür ediyoruz. Bize göre sol taraf çok kıymetli. Önemli Hürriyet... bir uyarı ve işlerin nasıl olması gerektiğine dair hani yönteme dair bir değerlendirme. Kerem Aktürk oğlu ile gol için yarışıyoruz. O da bir haber. Yunus mu bilmiyorum ama o da bir haber evet. arkadaşlar. Ee, Sarı Kırmızı futbolcu Benfica'da çok iyi bir sezon geçiren eski takım arkadaşına gönderme yaparak bir o atıyor bir ben atıyorum çok şükür iyi gidiyor dedi. Alan yönünde Galatasaray'ın galibiyet golünü atan Yunus Akgün'den ilginç bir açıklama gelmiş. Hafta içi Rigas maçında taraftarını üzen Galatasaray dün akşam sevindirmiş. Gabriel Sara 5 golle katkı yapmış. Erden Timur'dan camiaya mesaj gelmiş. Maç sonu Ekol TV'ye konuşmuş. En azından bir puan hak etmiş diyen Fatih Tekke'nin takımı da kusura bakmasın. Özellikle ilk 60 dakika futbola da hiçbir şey yapmadı abi. O nereden, neye dayanarak söylemiş acaba onu? O pozisyon herhalde bir puan. Yok ikinci yarıdaki zaman zaman Galatasaray'ın da psikolojik çekilmesinden dolayı bir oyunu vardı. Tamam, var da yani pozisyon. Rakamlara de <laughs> Sıkışınca rakamlar arkadaşlar. Allah'tan Cem abi okumayı seviyor. Mustafa Hoca pek sevmiyor. Rıdvan abi de sevmiyor. Allah'tan Cem abi rakamlar üzerinden bir şey okumayı seviyor. En konuşulacakları da Cem abi konuşmuyor. Yani şut ve ortaya millet bayılıyor. Onu da Cem abi sevmiyor. <laughs> Şimdi esas oralar çok güzel yerler bak. Versen. Var mı gelecek? Geliyor, mi? geliyor. Ona yoksa ben notlarımdan yürüyemiyorum geliyor arkadaşlar. Galatasaray alanyaspor Spor karşılaşmasının rakamlarını çıkartıyorlar. Tabii küt diye isteyince pat diye gelmiyor abi. Bu da bir vakit zaman gerektiriyor. Yunus Akgün'ün bu arada attığı golle Galatasaray akşam 1-0 kazan. Buyurun abi. Ee, şimdi Şut benim beş. baktığım istatistiklerden bir tanesi şey. Bu penaltı bölgesine de topu indirmek, orada kullanmak, orada etki göstermek Sıfır var. Sıfır mı? Ya. Yok. Alanya. Alanya 8. 8 mi? Galatasaray 39. Şimdi Galatasaray Abi rakip, 39. rakip ceza sahası topla buluşma işte. O istatistiği bir türlü seninle anlaşamıyoruz. Rakip tamam, rakip ceza ya, sahası kimisi öyle buluşma. tanımlıyor. Ben penaltı noktasını daha kıymetli buluyorum ya. Rakip ceza Gezası. sahasının sağ köşesi, sol köşesi, şurası burası da var ya. Hı -hı. Ben hani penaltı noktaya kaleyi karşıdan gören bir daire diye düşündüğüm için. Ampulün içi diyorsun basketteki evet, yani gibi yani. Ona, yani. ona bakıyorum. O da hani Beşiktaş'ın yediği gol oradan mesela. Evet geleceğiz. Şimdi bu son Galatasaray... Or Şimdi bak 32 tane orta yapmış Galatasaray, Galatasaray. 9 tanesine temas görünüyor. Değil mi? Değil mi? 32 hı hı. ortaya temas görünüyor. 18 tane de şut atmış. Ne yapmış onunla da? 8 tane de şey bulmuş da yani bir şekilde şut sayılmış. Diğerleri engellenmiş ya da dışarı gitmiş. Toplam 50 tane aksiyon var orada. Hı hı. Bak 50 toplam aksiyon. 50 aksiyondan Bak 50 sonuç bir tanesi bunların olumlu sonuç vermiş. O da işte Yunus'unkine de şutluyorlar ya belli bir yerde anlatılıyor. Neyi nasıl ölçüyorlar hiç anlamıyorum o işleri de ben. Şimdi bak 50 aksiyon var. <laughs> Verimlilik alt, alttan biraz üstü çıkmış. Yani 32'ye gene 9 dokunmuşlar. 50 aksiyondan çıkartılan gol sayısı 1. Değil mi? 1-0 bitti maç. Bir tane o da işte sarapası. 50 aksiyondan bir tane. Bu 50, 49 sonuçsuz aksiyona karşı rakibin bir şeyine bak. Kaleci kurtarışı diye bir istatistik var. O da var. Bizim e, Ertuğrul kardeşimizin kurtarışları da var. Bu arada abi alan... Kaç tane var. kurtarmış? 8'e 7 kurtarmış. Bak 8 kurtarışın 7'si kritik kurtarış sayılıyormuş Ertuğrul'un. 3'ü ceza sahası dışından, 5'i ceza sahası içinden gibi bir rakam vardı. Şimdi gelir abi o. Alanyaspor ee, Alanya Spor, kaleyi cepheden 4 kez görmüş. 8 rakip ceza sahasının 4'ü cepheden 4'ü yan taraflarda. Tamam. O senin adın. Yani kurtarışı kaç? Mustera'nın kurtarışı 0 mı 1 mi? 0 <laughs> <Sıfır gülüyor> <Sıfır> ya. <laughs> ya 0 bak. Ya sıfır. Tamam ya. Mustera'nın kurtarışı bize bir şey anlatsın. Sıfır. Yok yani kurtarışı. Abi Ertuğrul yok. 8 kurtarışı. 3 ceza sahası dışı 5 ceza sahası içi. Dolayısıyla bak Fatih Tekke'nin biz bir puan alırız dediği şey ne biliyor musun? Gol atarız da bir puan alırız değil. Gol yemeyiz de bir puan alırız diye okunmalı. Çünkü 50 tane aksiyonun 49'u e etkisiz. Ayrıca dün akşam Mustafa Hoca anlattı. Bu 8 kurtarışın kurtarış nedir? Yani neyse. Kurtarış nedir yani? Mesela Abdülkerim Karşıdan çok... Karşıdan kucağına geliyor kurtarış ha, sayılıyor. Abdülkerim çok güzel bir orta yaptı. Ee, Sara çok güzel bir orta yaptı. Abdülkerim çok iyi bir iyice bir kafa vurdu. <laughs> Hatta bizim Ali dedi ki köşeye 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 gitmedi. Direkt üzerine geldi. Yani say işte kurtarış sayılıyor. Bak Rakip de, rakip kalecinin kurtarışı yok. Kurtarışlarla fazla uğraşmayın diye mesaj geldi. Ben mesaja uyuyorum. Ay, şunun için kur... uğraşma kurtarışlarla. <laughs> kurtarışı olmayınca diyorsun aslında diyor ki gol yemememiz lazımdı. O bir puan alırdı diyor ya. Ha, gol, gol, değil gol yani. atacak durumda değilmişsin yani. Ki 50 ki eline 50 tane şey geçmiş. Yani sonuçsuz ucum girişiminden bir gol yemişsin. Eyvallah. 49 48 tane hücum edebileceğin iş var. Mesaj yani. geldi. Kurtarışlarla fazla uğraşmayın dendi. Ben geçiyorum bu tarafa. Gaziantep Beşiktaş Kartala 90 artı 5 şoku başlık bu Hürriyet gazetesinden maşallah Hürriyet gazetesi de yani Yıldırım Bey'i de çok severim sayarım Hürriyet'in spor müdürü ekip de severim de başka gazete yok muydu bugün sürekli Hürriyet'ten almışız mıydık yani severiz sayarız Hürriyet amiral gemidir de Kartala 90 artı 5 şoku mu abi? Maç içerisinde bayağı i̇kinci Kartal sollara vuruyordu yani. Tabii yani ikinci devre. mesela burada da en şey efektif oyuncu kaleci. Mert. Hı hı. Beşiktaş açısından değil mi? Ki Mert'in kurtarışına varmadan da bir iki pozisyon ofsayt e, e, oldu. E, i̇lk yeri... şey yapıldı. Sak, sakatlandığı sakatlandığı pozisyon. pozisyonda öyle düşün şimdi hani evet. bunları e, şey hanesine say. Yani diğeri atamadı ama benim verdiğim pozisyonlar hanesine say. Yani o maç öyle pek son dakika ilk yarıda en yani. öndeki oyuncu o kadar ki olabilir de diğer oyuncu o kadar kaçırdığı pozisyon var bir yani. tane. Kaç tane var? iki iki ama. ekran olunca tam konsantre ha, bu, bu da Antep'in çok yüksek oynadığını anlatan bir ama şey. Planlı değil ama planlı çalıştığını gösterir. Yani onu anlatmıyor ama yani Beşiktaş'ı böyle son son dakikada maçı vermiş gibi değil. E, anlayacağımız bir maç değildi Beşiktaş açısından. Çünkü Antep'in attığı gol gibi kenar orta bir verseniz rakamları. Abi 4-5 tane zaten maçın ikinci yarısına vardı. Antep çok kenar orta attı bu arada onu da söyleyelim. Evet Antep'in orta sayısı e pardon Antep'in orta sayısı 16. Beşiktaş 10. Antep'in isabet sayısı ortadan 5. Beşiktaş'ta 1. Antep 5 isabetli 11 şut atmış. Beşiktaş maç boyu 13 şut atmış. 3 isabetli. Penaltıyı buna sayıyorlar mı? Bunu optaj arkadaşlara bir sormak istiyorum ya. Penaltıyı yani, buna bunu sayıyorlar. Bunu da şöyle mı? okuyalım. Ligdeki yeri harcama kapasitesi oyuncu büyüklüğü açısından bakıldığında burada daha Beşiktaş'ın lehine rakamlar görmemiz gerekiyordu. Ama gerek oyunun ikinci hani Galatasaray-Alanya'daki ikinci devrenin bir, bir, epey bir bölümünde oynayan Alanya oyunu gibi. Burada da e, Antep etkisi daha şeydi. Daha sonuç alıcı etki, etkiydi. Bana göre, Alanya şeyine göre, Alanya oyununa göre, topu tutma, kontrol etme, oyun kurma meselelerini düşündüğümüzde Antep daha sonuç, şimdi, hatta maçı alabilecek şimdi dakika verilere sahipti. Beşiktaş şimdi Melih diyor ki abi şut penaltıda sayılıyor diyor isabetmiş üçte. Beşiktaş 100 dakikaya varan toplamda karşılaşmada. İki tane isabetli şut atamaz. Az önce dediğim verilerden hareketle. Yani Mustafa Hoca dün akşam dediği kahraman bakkal süpermarkete karşı. O gerçi holding moldik dedi ama ben onu biraz da Ferhan Şansoy'a selam olsun. Kahraman bakkal süpermarkete karşı o süpermarket iki isabetli şut atamaz abi. Öyle ol, ya olmaması gerekiyor. Atamaz abi. Olmaması gerekiyor. Atamaz ya Beşiktaş'ın immobili. Rafa var. Getson Rasisla Fernandez. Yedek Getson Fernandez. Hani inanılır gibi bir şey değil. Evet yani bu, bunun başka bir sıkıntısı olması gerekiyor. Yani bunun açıklaması gerçeğiyle açıklıyorlar şimdi. Ben Mental o çevirinin fizik... doğru olduğunu zannetmiyorum ha. Beğenmeyenler maça gelmesin stada gelmesinler var diye. Oraya ya, geçeceğiz buralım. abi. Önce şu e, mental ve fiziksel yorgunluk yaşıyoruzu bir alalım. Çünkü mental ve fiziksel yorgunluk yaşıyoruz. Dün akşamki maçtan sonra hocanın ifade ettiği. E, birkaç haftadır 3 günde bir maça çıkıyoruz. Bu da bizim için yorucu oluyor. Baba gelmeye başlamış bize. Tabii tabii. Yani geçen hafta bugünlerde gelmeyen... Bunun arkası hakem. Tabii. Baba bize gelmeye başlamış. Bir hakem kararı. Kesin. Çünkü şey oluyordur şimdi. O özellikle Frankfurt maçının ee, şeyi sonundaki ifadeleri biraz gerilimin yükseldiğini e, buradaki dile dair ikna edici bir takım e, iletişim kanallarına açık olduğunu gösteriyor. Ama Feyyaz abi çıktı sonra ne dedi tamam dedi. Hocamızın ise da umut verici. Fakat bu yok ama bir... öyle dedi Feyyaz abi ama hayır işte o umut verici değil diye söylüyorum. Hayır hocamızın sözlerini biz de yönetim olarak paylaşıyoruz anlamında söyledi Feyyaz Uçar. Demezem iyiydi. <laughs> Ama o da arkaya bence, hat çekti. Ya bence gerek yok ya. <laughs> gerek yok. Her ha, ben şöyle abi ben ya saf bir fani geldi. olarak şöyle okudum. Hoca bir şey söyledi. Tribünün arasında girilmem olabilir. Hayır biz hocanın arkasındayız. Hoca doğru ya söylüyor. olmaz olur mu öyle şey? E ne gerek? Var? Hoca söylüyorsa söyler. Biz niye arkasında olalım yani? Yönetim olarak? Yani ne yapacağız canım diyoruz. yani zaten yönetimin parçası. yani ekstra bir demecek gerek yok. Bırak. O halleder düzeltmesini yapar der ki ben öyle söylemedim bir dakika ya, böyle bir şey çevirmişsiniz orada çevirideki dilsel problem var ben onu şunu şu nedenle şu bağlamda söyledim diyebilir yani peki arkasındayız deyince olmuyor sanki türbüne kimse gelmesin evet anlamına da gelir o yani Abi yok hayır, ya ama. öyle şey olur mu Van Bronckhorst'un sözlerini Feyyaz Uçar onayladı yönetim olarak aynı i̇şte Gerek yok, yok Demin de sen hani program başlarken ok Okan Burak'a dedin ya ya bunlara gerek yok bu 13. 13. Sürekli 13. oraya lükan, adresler. Yani bunun gibi yani. Ne zaman yani iletişim diliyle ilgili bir şey söylüyorum. Çağdaş diyor ki yıllarca Barcelona'da oynayan Güven Van, Van 7 kişi defansa oluşup kapanarak savunma yapılmayacağını öğrenememiş. Ben, <laughs> çağdaş öğrenmiş. Yani çağdaş belki şöyle oluyor. Bazen hocaya rağmen oluyor sahada birçok şey. Evet. Yani oyunun sağ psikolojisi öyle der. Sezon Spol başında oynayanlar. belli değil miymiş Üç maç içinde günde bir maç oynayacağı. Evet yani bu böyle değil mi? Bir de hemen dil birliği yapılıyor bizde değil mi? Dil vuruluyor. 3 ma haftada 3 <laughs> maç yapıyor. Ya yapılıyor işte dünyanın her Arkadaşlar henüz kaybetmedik Giovanni Van Bronkos'ta ama artık yani yavaş, yavaş 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 hücre bizim rüzgarların <laughs> etkisine girmiş. girdiği belli yani. E, Van Fambrooks 1-0'ı bulduk sonra rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik ama panik yok. Hala inmedik. Konya Konyaspor maçıyla lige yeniden döneceği izi kullandı. Şimdi e, arkadaşlar Beşiktaş maçının değişiklik grafiğini rica ediyorum. Dün akşam kullandık Mustafa Hoca'yla ve oradan da meşhur malum büyük konuya geleceğiz. E, Güntekin demiş ki Değişikliklerle geriye gitti ama şimdi Güntekin'i biraz sonra okuruz. Değişikliklerle geriye gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Ama Cem abi Paulista Emirhan değişikliği son derece olumsuz ama son derece normal. Çünkü Paulista sakatlandı. Şeyi saymıyoruz. Artık Rafa Silva, Zaynettinov, Ol, Muçi Tayyip'i saymıyoruz. O Amario Raşitsa sayıyoruz. Çünkü bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duydu 67'de. Ama aynı dakikada yapılan İmmobile Mustafa değişikliği. Ben kenarda Mustafa'yı gördüm. Semih'i görmeyince biraz da haddimi aşarak Mustafa Denizli Hoca'ya dedim ki Hocam size göre dedim artık Semih 3. santra formudur Beşiktaş'ta dedim. Hoca her zaman olduğu gibi sesini çıkartmadı. Yayına sakladı. Siz ne dersiniz abi? Ya şimdi antrenmanını bilmedim. Bir de hani işte Mustafa Denizli'ye sormuşsun. O Bir de ondan... Lazım. O yayında bir şeyler söyledi. Onun üzerine şimdi benim bir şey söylemem yani zaten uygun olmaz ama şu şuradan ayrılmayalım. En çok ona titizleniyorum. En çok mesaiyi ona harcıyorum. Neden oynamadığını o da biliyor. O biliyor. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Mehmet biliyor. Mehmet... De. <laughs> bir de Mehmet biliyor. İşte orada oradan geliyoruz bak. <laughs> Avrupa Şampiyonası'nda o ben biliyorum, sen biliyorsun. Bir de Mehmet biliyor fakat ülke bilmiyor. <laughs> ülke bilmiyor. Şimdi bunda bir şey yok gibi sanki. Bir sorun varmış gibi anlatılıyor. Bu mesela bu bildiği şey Semih'in aşılabilir bir şey mi? Niye oynamadığını biliyor ya. Aşılabilir bir sorun mu? Mesela başka tür katılımlarla o süre kısalır mı? Hiç tedavi edilmeyecek bir şey mi? Hani bu biz şimdi burada büyülü ifademiz şey. Mental ve fiziksel olarak diyor ya sürekli. Bu mentalin ne olduğunu çözen var mı? Bu mental ne? Anlamıyoruz değil mi bunun o ne olduğunu? Konsantre olduğu. olamıyorum yayına mesela. Yani seninle yayın yapmak istemiyorum. Bir tanesi aklım o mu yani? Bir para, tane. Aklım dışarıda param yok. Kız arkadaşımda sorunum var. Bir tane değilmiş geliyor. bak. <laughs> mental bir tane değil yani. Bak mental bir tane değil. Fiziksel belli. Güçsüzüm. Güçsüzüm yani. Mental bir tane değil. İçinde aileyi, kulübü, arkadaşlığı, toplumsal halleri, sosyal, sosyal ilişkileri, okuduğun haberi aklında. Hep... Yani zihnini kontrol etmek. Yani Arsene'nin artık antrenman şeylerinin sonuna geldik dediği Wenger'in. Süreçlerinin sonuna geldik. Artık iş nörobilimin alanına girdi. Karar vermek, uygulamak, karar vermek, uygulamak. Ancak uygulayacak fiziksel yeterlikte var mı? O da hemen oyunun kendi şeyi, kendi verililiğinden bulunan bir şey. Şimdi bu mental bir sorun var ise bu sorunun ne olduğunu acaba bilsek yardım edebilir miyiz? Semiye mi? Semih'e. Örneğimiz Semih Şu anda olacak. Semih abi. Şunun için bak mental bir sorun olduğu var sayla sayla. Kerem Aktürkoğlu burada mağdur ediliyor, değil mi tribünü tarafından? Hı hı. Çocuk gitti sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Antrenmandan çıkmış tık 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 tık. Yanlış vurdu gol oldu. Doğru vurdu gol oldu değil mi? Eğri vurdu gol oldu. Asist yaptı. Bak şıkır şıkır oynuyor. Yani tamam bir Cristiano Ronaldo Messi'den bahsetmiyorsak da bir bayağı bir oyuncudan bahsediyoruz. Bayağı bir oyuncudan bahsediyoruz. Beri yandan e, Dön Fırat Aydınus'a diyor ki ya bu Mehmet Türkmen ne diyor sanki biraz Güzel. acele ediyorsunuz diyor. Güzel. Şimdi bak diyor, bir, yani oraya getirecek. Ya biraz acele oluyor bak diyor. İç sahalarda oynatıyorsunuz. Bu sefer diyor e, Takdir haklarını ev sahibi yandan kullanıyor. Bu da notlarının düşmesine, oyunu doğru anlamasına daha doğru pratiklerin içerisinde kendini geliştirmesine engel Kim oluyor. Kim yaptı diyor. geçen sene bunu? Ancelotti yaptı. Ta Real Madrid'de Ancelotti, Erdoğanlar için yapıyordu. Şimdi de geldi sakatlanan karvalim başını tuttu, okşadı. Hala bir menkıbe peşinde koşuluyor. Yani gerçek ihtiyaçlar etrafında bir tartışma yapmıyoruz. Neden olduğunu bilmiyoruz. Kaçıncı oldu şimdi Santafor? 3 oldu değil mi diyorsun? Sen? Bence sana? üçüncü oldu dün akşam. Ya peki Santfor muydu Beşiktaş'ın? Geçen senelerde altı teknik direktörlü de yok, kenar oyuncusuydu. Ön kenar oyuncusu değil miydi? İdadi 4-4-2'nin Nihat Kovacevic'in Nihat'ı. E be o 4-4-2'nin... Oynamıyorsun. Hadi şimdi 4-4-2 oynadığında da o iki tane bir tanesi de Santfor değil ki. İki Santfor'la oynamıyordun ki. İki forvetle oynuyordun. 4 hı. hı. ortası iki forvet. Yani kavramları doğru kullanmadığın için ya kavramları doğru kullanmadığın için bu çocuklara da yazık ediyorsun. Şimdi bunun sorunun ne olduğunu Sen kimse be, geçen bilmiyor. geçen se geçen sene değil lan yani geçen sezon da değil birkaç maç önce bu sosyal medya sizi epey bir hırpalamış. Tabii tabii Semih işte, ilgili. Şey Semih ya o hayır, hayır, Okan Buruk gibi konuşayım bir bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Okan Buruk ben gibi. Ben önemsiyorum yani ben sonuçta senin hem kardeşinim hem de beraber iş yaptığımız bir kurumdayım. Sonuç itibariyle bu önemsenecek bir şey. Millet sana atmadığı manevi sopayı bırakmadı. Yok ne futboldan anlamadığın kaldı ne başka bir şey kaldı. Ya kimin anladı ortada. Şimdi şöyle ya ben anlamıyorum öyle değil. Ya Van Bronkost anlamıyor ve demek ki kitle anlıyor. Niye onlar taraf tutuyorlar ben onları anlıyorum. Onlar taraf tutuyorlar. Bir de sen nasıl Beşiktaşlısın? Bak, bak onlar taraf tutuyorlar. Feyyaz Uçar'ın Beşiktaş'ı tuttuğu gibi. Ama ben de Beşiktaş'ı tutuyorum da Feyyaz Uçar gibi değil. Yönetici Feyyaz Uçar başka bir Beşiktaş tutuyor. Yorumcu Feyyaz Uçar başka bir Beşiktaş tutuyor. Sen oyuncu Feyyaz Uçar'ın tuttu, Beşiktaş tutuyorsun. Ben, oyuncu Beşiktaş. Oyum ya yani, ben tribüne giden Beşiktaş. Bu bir şeydim işte tribün insanı. Bak Feyyaz Uçar yönetici Feyyaz Uçar başka birisi. Yorumcu Feyyaz Uçar başka birisi. Gazete teknik direktör Feyyaz Uçar da başka bir Beşiktaş. Hani başka bir takımın teknik direktörü olduğunda başka birisi oluyor. Haliyle bunların doğru okunması gerekiyor. Şimdi Semih Kılıçsoy değil de arkadaşını tercih ediyorsa teknik adam oradaki sorunun bilinmesi gerekiyor. Çözüm için. Şundan ha, kulüp biliyordur yardım edecekler ediyordur. Çünkü sorun anlaşıldığı kadarıyla bak fiziksel ya da mental de değil. Büyük ihtimalle şöyle çıkacak. Oyun bilgisi. Bak bu Fiziksel ve mentalin içinde en ihmal edilen şeylerden bir tanesi. Futbol teorisi ihmal edilir. Oyuncu güçlüdür. Çözüm de üretir. Çalımlar gider atar. Üç maç, dört maç. Sonra teknik adam çözümleri üretmeye başlar. Davranışları şey yapılır. Hani kaleciler der ya penaltı atılırken sağ kolunu geçenlerde immobile kaçırdı ya bir tane. Sağ kolunu kaldırınca ne tarafa vuracağı belli olurmuş. Rüştü anlatırdı herhalde. Elini kaldırdı. Ben de onun o tarafa vuracağını tespit ettim. Gittim. Çünkü rakibi analiz edersin. O yetenek de analiz edilen bir şeydir. Çözüm üretenin çözüm üretme yöntemlerini bir süre sonra onun elinden alabilirsin. Ders çalışarak. Şimdi mental mi, fiziksel mi, teorik mi olduğunu bilmiyoruz Semih Kılıçsoy'un sorununun. Bilen var mı aramızda? Yok. Sağda görüyoruz. Çalımlıyor, atıyor, geçiyor, gidiyor, gol yapıyor, asist yaptı falan geçen senelerde. Dedik ki büyük bir yıldız bulduk. Şimdi Montella dedi dur. Sonra büyük bir kamuoyu taarruzu. Bir taarruz hadi gel. Almasaydı, e, gene... Velev ki almasaydı koltuğu giderdi adamın ya. Koltuğu gider canım. Aynı şey bak. Aynı tehlike Van Bronckhorst'u bekliyor. Bu bu keskin tartışmadan Beşiktaş yönetimi hocamızın sözlerinin arkasındayızdan daha çok çözmesi gereken şey bu olacak. Yani Semi Kılıçsoy cephe sistemlerinin etkisi altında kalacak ve bu Semihe değil daha çok da negatif. Melih göndermiş. TV ee, tweet e ekrana getirmeyeceğim de içini okuyacağım. Ee, Bahtiyar'dan bile arkada olacak kadar neyi var bu çocuğu? Bir mantıklı açıklama yapabilir Bahtiyar'da mi diye. Bahtiyar'da pozisyona aykırı. Kim attı onu? Bir bir kişiye, yani, bana da değil. Tweet atmış. Bu tweet 1 milyon görüntülenme almış. E, o anlamıyor. Futboldan anlamıyor. Oynadığı her maçı kazanmışız ya. İnatla oynatmıyor. Ya bak anlamıyor. Futboldan her anlamıyor. Her oyuna girdiğinde takımın kalitesi artıyor. Bu kadar oynatılmaması normal değil. Ya, 1 milyon etkileşim demek 1 milyon beğeni demek değil değil mi? Doğru bulmak demek değil. Bu okumak demek. Ha, okudu Kimini yani. Okudu. Böyle Büyük olacağı zaman. belliydi. Semih düşmanlığı 2 puan olarak bize geldi. Eğer 990 Eksi. bini e, ya bu ne demek istedi? Bahtiyar'la semi aynı pozisyonlu oyuncusu değil. Hatta kaleci kaleciğer maç oynuyor bu diye oynamıyor gibi bir şey olur yani. Bunlar oyunun çok bilinen yanları değil. Abi, Bunlar etkileşim sen yanları. Sen nezaketen ve e, iyi bir baba olarak şu cümleyi söylemiyorsun ama e, ben şunu söyleyeyim sen şefkat gösteriyorsun. Dün akşam Mustafa Hoca da bana çok, çok şefkatli. Ben gene köyün delisi olayım diyeyim ki. Öğrenmeyle ilişkili reaksiyonları biraz geliştirmeli mi Semih? Yani, Futbol öğrenmeyle işte ilgili. Bizim bilmediğimiz şey o. Yani bilmiyorum mesela alanda yerinde bak. Geçen sene burada görüntüler olsaydı birçok pozisyonda burada da anlattım. Ceza sahası içinde hamlesi bittikten sonra kayboluyordu. Yani nereye gideceğini. Şimdi top benden çıktı ya artık bir oyunun devamı var yani. Benim bir yere gitmem, pas trafiğinde bir parça olmam, savunmada pozisyon almam mutlaka anlatılıyordur bu. Teknik direktörler tarafından ya yani bura. Fakat bu tekrar ettikçe çoğalacak ve düzelecek. Hangi Kerem? yok Semih için Hayır, soruyorum. Yani hangi Kerem diyorum işte bak. Hangi Alakasız Kerem? gibi aynı soruyu soruyorum. Aynı. İlk idman. Idramada... Aman Kerem, Can Kerem. Torrent'in oğlum bu top böyle 90 derece alınmaz şunu bir yan al ya sağına ya da soluna. Al doğru. dön yani sen al. oyuncusun Çünkü taşıyıcısın. Sen topu, sen topu bekinden böyle aldığın vakit sağa ya da sola dönerken saniyenin %25'ini kaybediyorsun ya büyük bir zaman şöyle dönemezsin. Döndüğün anda adam rakip baskıya gelir. Sen topu şöyle al ki yoluna devam et. Şimdi bu niye böyle an... Bu niye doğru anlaşılıyor bizde? Daha doğrusu anlaşılmıyor da bu olabilir. Hani topu almanın kendisinin yettiği. Ryan Sterling, Pep Guardiola. Maç biter bitmez hemen giriyor. Bak hani açıları gösteriyor. Kazandık şöyle alacaksın. Biz bu kazandık an... mutluyuz. Yani kaç kere işte. Mutlusun ama o değil. <laughs> o çünkü sonraki 3 maçı 4 maçı düşünüyor. Kasımpaşa maçını düşün. Osimen al dön bu taraftan vur. Bir tane yedin. Öbürü şey ikardi al dön bu taraftan vur. Aynı şeyi yaptılar neredeyse. Hani başka pozisyonda, başka ayakla. Fakat eylemin kendisi birbirini çağrıştıran eylem. Orada Kerem'e anlatılan şey de öyleydi. Bugün belki onu Benfica'ya taşıyan şey belki bunu Benfica'ya taşıyan şey yetmiyor. Benfica'da da onu gösterişli bir oyuncuya çeviren şey oradaki anlatı bütünü. Biz sadece bir ayrıntıyı biliyoruz. Tane bir kere söyledi. Şimdi burada da e, temel sorunun ne olduğunu, eksiklerin ne olduğunu mutlaka söylüyordur hocası. E şimdi taraftarın bunu anlamadığı yerde, taraftarın bu bilgiye sahip olmadığı yerde bunun çeşitli vesilelerle ve çeşitli aracılarla, kitleyle paylaşılmadığı yerde iş hocaya patlıyor. Yani Zaynut daha fazla, Bahtiyar'dan daha eksik neyi var diyor. Pozisyon eksik bir kere. O başka bir pozisyon. O da başka bir pozisyon. Yani konuşulmayacak bir konu. Bak konuşmaya gelmeyecek bir konu. Etta iptal hala ne benzerliği vardı dersin. Konuşulmaması gereken bir konu kaç görüntüleme almış? 997. Bin yani işte o, o da herkes oyun bilgisini anlatıyor. Cem abi yani. bugün Mehmet Aya'nın yüzü gülüyor. 3 puan aldılar. Hiç alak alakam yok hayatta. Öyle şeylerle benim işim olmaz. Bizimki Hüsran Beşiktaş'ı ilk haftalarda mutluluğu azıcık ucundan koklatıp sonra düşüyor. Bir puan kayıp dün de 6'lı Kral Karınca'dan burun farkıyla yattık. Norveç gibi olacaktı bu hafta olmadı Cem abi demiş. Ya yani o şimdi Benim yüzüm kral dayanla. kral karıncadan olabilir yalnız. Bunu aynı ya da şeyle ilgili değil. Şimdi burada ihmal edilen bir şey var. Bu harcama ve oyuncu büyüklüklerine fazlaca bel bağlayan yaklaşımlar bunlar. Şimdi oynadığınız takım Antep hocası ülkenin orta sahası en iyi. Yani orta saha oyununu en iyi oynayanlarından biri, değil mi? Selçuk öyle bir oyuncuydu işte. Melo'lu Selçuklu denemi düşün. Birlikte çalıştığı birçok hocadan milli takım düzeyinde de Galatasaray, Galatasaray düzeyinde. düzeyinde de çeşitli düzeylerde de çanakkalesi var onun. Çanakkale, Manisa'sı var mı? E, Çanakkale, Ersun Manisa, Yalalı. Trabzon, Galatasaray. O kadar. Bak, çeşitli hocalarla bir sürü şeyin içinden geçmiş. Haliyle çözüme dair birçok şey öğrenmiş birisi. Yani bu sadece Beşiktaş'ın yapamadığı değil. Aynı zamanda karşı tarafında çözüm üretti. Şimdi beni de koysan hani abartarak söyleyeyim ama abartalım bazen abartı işe yarıyor. Beni de so koysan ben de Rafa Silva'ya nasıl önlem alınacağını 3. hafta gösterirdim oyuncularıma. Ha çözerdi çözmezdi başka. Hangi mesafede duracağını, nerede yaklaşacağını. Beşiktaş bunu nasıl anlattı? Tekmeyle anlattı. Dedi ki çok tekme atıyorlar. Bir maçta da bir tane faul olmuştu. Hani sert bir faulün olduğu maç değil mi? Onun dışında da faul yoktu. Sen dersin ki korktu ilişkiye girmeden, yani topla ilişkisi düşük e, girmedi pozisyonlara. O der ki biz çözüm ürettik. Bak bu maçta da esas karşı tarafın çözümünü ihmal eden eleştiriler bunlar. Tabii. Zannediyor ki Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bile o kadar kuvvetli ki her geleni büküyor zannediyor. Ama öbür tarafta antrenman yapıyor ve çözüm üretiyor. Ve gücü oranında daha çok da savunmadan çözümler üretiyor. Biraz buraları gözden ve kaçırmamak ciddi gerekiyor. Ve ciddi bir şekilde e, Selçuk Hoca'nın, elbette ki şu Van, Van Brokos'ta kıyas etmiyorum ama Selçuk Hoca'nın çok ciddi bu konulara kafa patlattığını, yorulduğunu ve öyle bir kalorici ki 90 gol gelmese belki, belki Selçuk şu anda tıpkı Burak gibi Okan Buruk Başakşehir şampiyonluk Beşiktaş. sürecinin önünde 5. 6. hafta o maçı kazanamasaydık ayrılıyorduk. Gene Galatasaray Beşiktaş maçını kazanamasaydık Beşiktaş sonra. Baş... Arkadaşlar Beşiktaş Başakşehir iki maçı kaybetseydi ilk sene Galatasaray'ın Alman hocası vardı adını verememiştim ama tabiyetini biliyordum. Güntekin Onay değişikliklerle geriye gitti diyor. Ben Güntekin'den bu yazıyı son dönemde 3-4 defa daha duydum ya. Değişikliklerle geriye gitti. Var bir, var bir, 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 iki kere daha kesin burada hatırlıyorum da ötesi de var. Yani yayına girmeden önce de var. Değişikliklerle Mustafa için henüz çok erken. Mustafa Kimoğlu geleceği parlak bir önce ancak henüz 17 yaşında ve Ciro İmmobili'nin yerine bitime yarım saat kala girecek bir Santifor seviyesi de değil. Mustafa skoru 3 0 4 0 girince sahaya sürmesi gereken bir oyuncu. Giovanni Van Bronkos'ta birisi Semih Kılıçsoy'un geçen sezon resmi maçlarda 12 gol 4 asistle oynadığını iletsin demiş Güntekin yani onay. İşte bunları değil. bak buralar o kadar kolay satın alınan şeyler ki. Ya bunları bilmiyor varsayıyoruz değil mi? Birisi iletsin. Onun elindeki tablette bilgisayarda bu bilgiler yok yani. Maç sen söyler sana haberi olacak. Maç golüye girememiş yani. yani sen söyler sana olacak. Buraya geldiğinde oyunculara dair bütün işte analiz ekibi bizim İbrahim Kemal Menderes benzeri analiz ekibinin bir notu yok diye varsayılsın isteniyor. Ya iletiliyordur, biliyordur. Ama antrenman daha şunu tatbik edelim dediğinde Topu kaptırdıktan sonra nasıl pozisyon alıyor o dair bir fikrimiz var mı? Topu aldı. Arkadaşlarını bak. Bunun en ideal, en doğru örneğini Şenol Güneş, Jadson Fernandez'in geçen senenin başında söyledi. Golü o kadar istiyor ki maçı kazanmayı o kadar istiyor ki hani mealen söylüyorum takımı unutuyor. Arkadaşlarını kaybediyor. Yani geçenlerde Mustafa Denizli Hoca'nın ee, Alan San Maksimen için söyledi. Gibi gibi. Rakibi yorduğundan belki daha fazla kendi arkadaşlarını yorgunluğun içine çekiyor, Paylaşmayarak bunu. Bu, mesela o seviye oyuncular için halledilebilir bir şey olabilir. Ancak semih daha yolun başındayken öğreneceklerinin ne olduğunu bil bilmek. Evet, oyunu bizimlerin de daha doğru analiz etmesine şey yapacak. Biri hatırlatsın var. Yani o bilmiyor. <laughs> yani geçen seneden haberi yok gibi oluyor bu. Bu da biraz hani fazla yani yorumdan ileri e, bir durum hazırlanıyor gibi şeydir ya. Sergen Yalçın'ın geçen bir videosunda vardı. Önce bir internette görmüş Balotelli'nin adını. Yok, altyazıda televizyonda. Evet işte yani altyazıda o da, otururlarken Murat Murat Şahin falan oturuyorlarmış. Altyazıda görmüşler. Allah Allah falan. 10 dakika sonra başkan aramış. Demiş ki Valotelli'yi alıyoruz, alalım mı almayalım mı? Hayır, aldık. Şimdi, hani önce aldık. diyor ki önce hazırlanmış şey hani birilerini hazırlıyorlar. Şimdi burada da böyle önce bir hazırlık oluyor bu işin. Bunlar mesela Giovanni Van Broncos için hazırlık. Bizim şey ıı, saz eserleri vardır ya eserlerin önünde saz eserleri çalınır çalınır. Sonra onun makamıyla bir parçaya e, bağlanır. Mesela Reşit, ya, peşrevler olur değil mi? Re, Refik Fersan. E, gibi, gibi şey yani. Refik A, Fersan muhayyersaz semai's değil mi galiba? Var, çok var eğer hocanın var da. Yani böyle bir peşrev yapılır. Şimdi bunlar peşrev aslında. Bir süre sonra işte Aragones'in Efendim, sen Del Bosque'nin, arada e, Valerian İsmail'in. Arada Van Bronckhorst bize benzeyecek. Ya, bir hakem hakem benzeyecek. Philip Koku'nun başına gelenler Frank büyük Ray ihtimalle. Yani sonuca bağlı olarak Frank Reichardt'ın, hatta Mancini'nin, <laughs> hatta Prandelli'nin <laughs> başına gelenler gelecek gibi getirilecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin gençlere milli ara fırsatı haberiyle tamamlayalım. E, milliyette Simansi'den vazgeçmiyor ve o sahip haberleri var ama Hürriyet'te Fenerbahçe'nin gençlerine milli ara fırsatıyla beraber Hürriyet'in bütün sayfalarını okumuş olduk böylelikle. E, eline sağlık Adil'in, diğer arkadaşların Ayhan'ın, Mehmet abinin hepsinin eline sağlık. Bugün bayağı okuduk. E, verelim arkadaşlar. Ne diyor? Sarı Lajverkler'in altyapı oyuncuları çift kale maç günlerinde Samandıra'da olacak. A takımla birlikte idmana çıkacak. Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert, Samet, İrfan, İsmail, Bartu, Yusuf, Livakovic, Braidosay, Samuel, Amrabat, El Nesli, Şumanski, Ceko e, imiş. Çağlar Sözü'ncü İrfan Canayır'ı bayat sakatmış. İsmail yüksekinde de milli takım kampından dönmesi e, muhtemel imiş e, durumunda sıkıntı var imiş. Hadi buradan ev, Süleyman bunu şey diye görmüş. Gençlere fırsat A takımı idmanına çıkacak. A takımın yarısı ta, sağda yok. Hı hı. Şimdi bir tane de onu destek ben okuyayım. Uğurcan, Eren, Okay, Onur Alp, Serdar, Saatçi, Ali Şahin, Dansville, Bardi, Orsic, Draguş, Poyraz ve Banza milli takımlara gidecek. Ve bu hafta Trabzon antrenman yapacak. Bu arada da e, Savic, Batagov, Cihan Çanak ve Enis Sakat. Yani takım antrenman yapamayacak aslında. Sahaya çıkacak, antrenman yapılıyor gibi görünecek. Kokalar dizilecek, toplar gelecek, malzemeler yıkanacak. Ayakkabılar silinecek ama ortada takım yok. Değil mi? Bu aynı durum yani. Haliyle bu çok evla bir şey midir bu dinleniyor olmak? Ama antrenmanı kaybediyorsun. Bunlar bir de 2-3 gün dinlenmiş şeyler. Dinleniyorlar değil mi? Fenerbahçe 3 gün dinlendi. 3 gün izin sonrası antrenmana döndü. Hepsi de aldılar. Şimdi bunu bir avantaj sayıyorlar. Milli takım arasını iyi değerlendireceğiz. Böyle Aman mi? da nasıl? <laughs> İki takımın da neredeyse antrenman yapacak oyuncusu yok Eyvallah şeyde. abi. Peki programın sonuna geldik. Çağdaş diyor ki Cem abi bize çözüm bulsun kardeşim diye, uzatmasın diyor. Uzatmasın Bulurum, bulurum çözüm. Bulurum da şey yapmak lazım. Koltuğa oturmak lazım. O dışarıdan bedava çözüm olmuyor yani. Peki. Program bitti görüşmek üzere.